Mutfağımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifim bu muhteşem ayva tatlısı. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı çok güzel renk aldılar. Videomu izlediğinizde de göreceğiniz üzere kesinlikle herhangi bir gıda boyası ya da farklı bir renklendirici asla kullanmadım. Bu tamamen kendi rengi. Bu rengi alabilmesi için hangi püf noktaları var bunları da videomun belirli aşamalarında size anlattım. Umarım videomu beğenirsiniz. Siz de denersiniz. Böyle kıpkırmızı doğal olarak renklenen ayva tatlılarınız olur. Ve bana da muhakkak yazarsınız. Hadi şimdi hemen tarifimize geçelim. Ayva tatlımız için 4 adet ayva kullanacağım. Bunları yarıya böleceğim için 8 porsiyon tatlımız çıkacak. Şimdi ben bu ayvalarımızı çok güzel yıkadım. Çünkü kabuklarını kullanacağız. Onun için çok güzel yıkadım ve kuruladım. Şimdi üstlerindeki kabuk kısımlarını soyacağız. Ayvalarımızı soyduktan sonra şu şekilde ikiye ayırıyoruz. Ayvalarımızın içindeki çekirdekleri kesinlikle atmıyoruz. Onları da şu şekilde ayırıyoruz. Çünkü bunları pişirirken kullanacağız. Çekirdekler ayvanın renginin kırmızı olmasını sağlayacak. Aynı zamanda kabuklarla beraber jöle oluşmasını sağlayacaklar. Şöyle ayırıyorum ben. Ve orta kısmını da bir kaşık yardımıyla çıkaracağım. Şimdi ayvalarımızı seçerken ekmek ayvası dediğimiz bu iri ayvalardan almayı tercih edelim. Çünkü piştikçe küçülecekler ve formları daha değişecek. Bunun için ekmek ayvası hem daha büyük oluyor hem de ayva tatlısı yapmak için en uygun olan ayvalar bunlar. Şöyle içine kaşık yardımıyla oyalım. Şu sert kısımlarını temizleyelim. Bu şekilde temizlediğimiz ayvalar kararmasın diye diğerleri soyuluncaya kadar şöyle bir limon yardımı ile ben her tarafını limonluyorum. Ve diğer ayvalarımı temizleyip bu şekilde hazırlayıncaya kadar bir kenarda bekletiyorum. Ayvalarımı gördüğünüz gibi yarım yarım hepsini içlerine oyarak bu şekilde temizledim. Ayvalarımın kabuklarını ve çekirdeklerini de böyle atmadım. Ayırdım. Onları şöyle tatlımı pişireceğim tenceremin içine alıyorum. Ayva tatlımı da şöyle oldukça geniş bir tencerede pişirmek istiyorum ki üst üste binmesinler. Hepsini yan yana dizebileyim. Çekirdekleri ve kabukları alta yaydım. Ne kadar çok çekirdek ve kabuk olursa o kadar iyi olur. Şu şekilde ayvalarımı ağızları yukarı gelecek şekilde yan yana diziyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini dizdim. Şimdi sıra geldi ayvalarımın içine yerleştirdiğim iç malzemeye. İç malzeme derken bir yarım ayva ve bir yarım da elma var. Soydum bunları ve rendeleyeceğim. Elmayı ve ayvayı rendeledim. Şöyle birbirlerine karıştırıyorum. Şimdi bu hazırladığım rende iç malzemesini ayvalarımın bu çukur olan kısımlarına şöyle bastırarak yerleştiriyorum. Şimdi sıra geldi ayvalarımızın şekerini dökmeye. Her bir yarım ayva için bir çay bardağının üstünden şu kadar, yani bir parmak boşluk kalacak şekilde toz şeker ekleyeceğiz. Şimdi geldik ayva tatlımızın suyunu eklemeye. Her bir yarım ayvamız için bir çay bardağı kadar suyumuzu ekliyoruz. Ayvanın özelliği gereği kendi aroması yeterli olacağı için ben tarçın vesaire başka herhangi bir aroma eklemiyorum. Ayva tatlımızı ocağımıza aldık. Altını da
açtık. Şu an harlı ateşte altı yanıyor. İşte şimdi asıl püf noktası bundan sonra başlıyor. O da nedir? Ayva tatlısını pişirme konusunda bir püf noktası var. Ayva tatlımızı çok uzun süre pişireceğiz. Asla suyunu çekti ya da yumuşadılar, aman dağılacaklar diye böyle çatallarla, bıçaklarla pişmiş mi pişmemiş, pişmemiş mi diye deneme yapmayacağız. Çünkü zaten çok çabuk pişiyorlar. Ama asıl o güzel rengini alabilmesi için herhangi bir boya ya da gıda takviyesi katmadık, gördüğünüz gibi. O rengi alabilmesi için kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağız. O rengi alıncaya kadar, içindeki bu su jöleleşinceye kadar pişireceğiz. Şimdi hep beraber zaten bunu göreceğiz. Ayva tatlısının en önemli püf noktası bu. Kendi doğal rengiyle kızaran ayva tatlısı. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Altı oldukça açık. Tam açık olarak kaynayıncaya kadar ayva tatlımız pişecek. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Şimdi gördüğünüz gibi ayvamız kaynıyor. Hemen altını olabildiğince kısacağım. Bu şekilde pişmeye devam edecek. Hemen şöyle gösterelim. Ayvalarımız yavaş yavaş kızarmaya başladı. Şu an turuncu aşamadalar. Suyu da gördüğünüz gibi hala var. Evet, aşama aşama ayvamızın nasıl kızardığını göstermek istiyorum. Bakın, az öncekinden bir aşama daha kızardı. Gitgide daha da kırmızı olacak. Pişmeye devam. Evet, ayva tatlımız gitgide renk almaya başladı, gördüğünüz gibi. Bu renk ayarından sonra ben kapağını açıyorum. Bu içinde biriken fazla suyu çekmesini sağlayacağız. Suyu çekerken de daha da kızaracaklar ve şu gördüğünüz su bir jöle kıvamına gelecek. İşte o zaman ayva tatlımız tam anlamı ile kıvamına gelmiş olacak. Tekrar söylüyorum, şu su, gevşek gibi olan su, jöle kıvamına gelecek. O zaman biz altını kapatıp dinlendirip soğutacağız. Gördüğünüz gibi ayvamızın rengini kaşıktaki renkten de anlayabilirsiniz. Tekrar ediyoruz, hiçbir şekilde gıda boyası ya da daha başka bir renklendirici kullanmadık. Herhangi bir aroma vesaire, karanfil, anason vesaire koymadık. Kendi aroması zaten yetiyor. Bu arada üstüne koymuş olduğumuz elma rendesi de ayva tatlımıza ayrı bir aroma veriyor. Onun için hiçbir aroma koymanıza, tatlandırıcı baharat koymanıza da gerek yok. Sona yaklaşıyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Şu aşamada üstü açık pişiriyoruz. Tık sona yaklaştık. Gördüğünüz gibi ayva tatlılarımız muhteşem derecede güzel kızardılar. Şimdi bakın suyunun kıvamına. Şurada size göstereyim. Kaşığa dikkat edin. Evet, bu şekilde kıvama geldi. Ben şimdi kapatacağım. Sonrasında da biraz ılınmasını bekleyeceğim. Çok fazla soğutmadan da servis tabağıma alacağım. Çok fazla soğuduğu zaman suyu jöleleniyor ve tabağa almak biraz daha zor oluyor. Tatlılarımı çok fazla soğumadan servis tabağıma alıyorum. Ayva tatlımızı servis tabağımıza aldık. Şimdi burada soğuyacaklar. Üzerine krem şanti sıkacağım ben. İsterseniz kaymakla da servis yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize, damak zevkinize kalmış. Ben krem şanti sıkacağım ama ne zaman? İyice soğuduktan sonra. Krem şantilerimi sıkıyorum. Üstlerine de biraz Antep fıstığı serperek daha güzel bir görüntü almasını istiyorum. Ayva tatlımız servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun.